Herkese merhaba, benim dünyama hoş geldiniz. Yine bir sevgililer günü içeriğiyle beraberiz. Bu sefer siz acaba sevgililer gününde ne giysem diye düşünüyorsanız eğer imdadınıza hemen yetişiyorum. Biliyorsunuz ki sevgililer günü için alternatif önerilerle karşınıza geldim. Sevgililer günü makyajıyla karşınıza geldim. Ve son olarak acaba sevgililer gününde ne giysem diyenler için bu içeriği oluşturmak istedim. Bu videoyu şu an onun için çekiyorum. Belki çoğunuz önemsemeyeceksiniz o gün ne giysem. Ya çok da önemli bir gün değil ama önemseyenleriniz muhakkak olacaktır. Yani o günü güzel, özel kılmak için kendine 1, 2 ya da 3 kat daha fazla özen gösterecektir. Benim de aklımda böyle birkaç tane konsept var. Onları hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, eğer çok film sever, sinema sever biriyseniz o akşamı evde film seyretmek yerine sinema akşamı yapmak istiyorsanız sinemaya giderken daha rahat, daha casual giyinmeniz gerektiğini düşünüyorum ben. Yine böyle jeanler giyip üzerine şık kazaklar tercih edebilirsiniz. Ya da onun üzerine havalar soğuk biliyorsunuz ki şu an yağmur yağıyor mesela. Şişme montlarınızı tercih edebilirsiniz. Spor ayakkabılarınızı tercih edebilirsiniz. Bence daha çok spor ama şık, böyle daha çok casual giyinmeye özen gösterin diye düşünüyorum. Çünkü sinema daha rahatlık gerektiren bir aktivite. Rahat olmanız gerekiyor. Birlikte alt tarafı bir sinema izleyeceksiniz. Ama tabii ki de saçınız, başınız, makyajınız kendiniz özenli ve düzenli olmalısınız. Ben sinema akşamı için böyle bir kombin öneriyorum size. İkincisi, eğer çok şık yemeğe, çok şık bir yemeğe gidecekseniz, güzel bir yemek planınız varsa o akşam, güzel bir elbise tercih edebilirsiniz. O gün mesela kırmızı bir elbise bence güzel bir tercih olabilir. Kırmızı elbisenizin altına güzel butiler, güzel dizüstü süet çizmeler tercih edebilirsiniz. Onun üzerine de tabii ki olmazsa olmaz şıklığın en önemli şeyi kaban tercih edebilirsiniz. Bence bu üçlü güzel bir akşam yemeği için güzel bir alternatif aslında. Ama isterseniz tabii ki de kumaş pantolonlarla, güzel şık kazaklarla, yine onu destekleyen bluzlarla de bu kombinini de gerçekleştirebilirsiniz. Üçüncü olarak, bu daha çok böyle deli dolu çiftler için olabilir. Eğer o gün yine böyle şık bir yemeğe gidecekseniz ama bu yemeğin içinde güzel danslar, eğlenceli partiler varsa bu tam size göre bir kombin. Daha çok böyle pırıltılı, payetli, taşlı elbiseleri, etekleri, bluzları tercih edebilirsiniz. Çünkü işin içinde biraz dediğim gibi eğlence var, biraz dans var. O yüzden yani dans ederken bütün gözler sizin üzerinizde olsun istersiniz. Bunu da kıyafetinizle ön plana çıkarabilirsiniz. Bence dediğim gibi daha çok böyle pırıltılı şeyleri tercih edebilirsiniz. İlla kırmızı olmasına gerek yok. Bu sefer siyah tercih edebilirsiniz ya da gri tercih edebilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi zevkinize kalmış bir durum. Yine burada bir erkeklere de değineceğim. Erkekler burada daha çok şık takımlar tercih edebilir. Üzerlerine şık kabanlarını giyebilirler. Bence bu tarz ikili kombinler, yani çiftler için bu konsept için güzel bir tercih olabilir. Son olarak dördüncüye geçiyorum. Eğer hiçbir şey yapmak istemiyorsanız, evinizde sıcacık, evinizde bu soğukta güzel bir akşam geçirmek istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Muhakkak o gün güzel bir yemek yiyebilirsiniz. İşte yine film izleyebilirsiniz. O yüzden ev ortamında olacağınız için daha rahat kombinler tercih etmeniz gerekiyor bence. Onun için yine böyle şık kazaklar, kadifemsi pantolonlar ya da güzel şık duran eşofman altlarını tercih edebilirsiniz. Biliyorsunuz ki kadife bu aralar çok ön planda. O yüzden onları tercih edebilirsiniz.
hem şık olacaksınız hem rahat olacaksınız. Bu ikisi bence ev ortamı için güzel bir alternatif olabilir diye düşünüyorum. Benim önerilerim bu şekilde. Acaba o gün ne giysem diyenler için ben de güzel önerilerde bulunduğuma inanıyorum. Çünkü yani çok da büyütmemek gerekiyor aslında 14 Şubat Sevgililer Günü'nü. Çünkü her zaman onlar bizim sevgilimiz. Onlar bizim canımız, ciğerimiz. Ama tabii ki de o günü özel, daha özel kılmak istiyorsak bir takım böyle ufak dokunuşlar yapmamız gerekiyor tabii ki. Şimdiden herkesin, bütün çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Umarım nice uzun ilişkileriniz olur. Birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu aşklarınız olur. Olmayanlar için de asla üzülmesin. Eminim ki ben şuna çok inanıyorum. Doğru zaman daha gelmemiştir. Belki hala karşınıza çıkacak insana hazırlanıyorsunuzdur. O yüzden biraz daha bekleyin ve yalnızlığın tadını çıkarın. Çünkü yalnızlık o kadar da korkulacak bir şey değil. Benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.